Merhaba değerli arkadaşlar. Ben Hüseyin Çetiner. Bugünkü sokak röportajımızı Kabataş semtinde yapıyoruz. Bakalım ne tür cevaplar verecekler. Henüz bugüne kadar kanalımıza abone değilseniz lütfen öncelikle kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açtıktan sonra videomuzu beğenir, yorum yaparsanız memnun oluruz. İyi seyirler. Bak Z kuşağı, şu tek tek sorayım. Yok. Değişime ihtiyaç var mı? Yok. Yok. Değişmeyi, yani hizmet eden insanları diyorsunuz ya, bak hizmet eden insanlara ne yazık ki bak, yani herkesin konuştuğu gibi bak, yani AK Parti'de kurmayları insanlara anlatamıyor. Bak Z kuşağını anlatamıyor. Mesela diyelim ki örneğin yani projeler böyle şeyler anlatamıyor. Evet. Yani ben buna çok üzülüyorum. Onlara inmesi lazım. İnmesi lazım. Mesela yani evet, mesela diyelim ki ben hep söylüyorum, kullanamıyor. Yok İmamoğlu böyle yapıyor, şöyle yapıyor diyorlar ya bak. İmamoğlu almadan önce tamam, yani hiç borcu yoktu. Bak hiç borcu yoktu belediyenin. Şu andaki borcunu bir araştırın. Olsa bilem yani zaten gelirinden zaten kapatacaktı o borcu. Şu anda kaç trilyon borcu var. Abi şu yani çok önemli bir konuya değindi. AK Parti dedi ki gençlere inemiyor. Şu borç oldu, bu borç oldu, mazot pahalı oldu diyor. Bak. AK Parti gençlere kesinlikle suç atıyor. Bak iftira atarak suç atıyor. Abi gençlere ne yapsın? Hizmet gençlere. Gençlere anlatmak için ne yapmalı? O çok önemli. Kurmaylarını iyi çalıştırmalı. Anlatmalı. Yani mesela sosyal medyayı iyi kullanamıyor. Tamam. Sosyal medyayı mesela yalan, provokatörler, onlar var ya hep kandırılıyor. Ben ona üzülüyorum. Cevap veremiyorum. İmamoğlu 3 yılı dolacak, 4'e girecek. Nasıl buluyorsun hizmetleri büyükşehrin? Konuşmaktan aciz. Yani iftira, yalan, ondan sonra yani her şeyi böyle yani anlatır. Sıfır yani. Becerisi sıfır. Bak Mansur Yavaş'la ilgili kıyasladığın zaman bak Mansur Yavaş yani bana göre yani biraz daha başarılı. Eyvallah. Efendim bu pazar günü sandığa gitsek oyumuzu hangi partiye vereceğiz? AK Parti direkt. AK Parti'nin yani şimdiye kadar 20 kusur senedir burada hizmetten dolayı, çalışmadan dolayı. İkamet neresi efendim? Bahçelievler. Hayırda bir dünya para değil mi? Ama soru diyelim. Değişime ihtiyaç var mı efendim? Paralarıyla pandemi zamanında gezse bu dünya fakir var İstanbul'da. Evet. Yapabilir miydi? Yapabilirdi değil mi? Kim hesabı açtı? İçişleri Bakanlığı dedi ki valilikte izin almamışsın. Bloke koydular. Ama valilik valilik yapıyor bunu değil mi? Yok, valilikten izin alman lazım. Ben de kamu kurumu yok. Doğru, adam haklı değil mi? Haklı değil mi? Yani bu değişim lazım mı değil mi abi? Hı? Lazım değil değişim diyorsun. Ya şu anda yani ben bence gayet eski şu anda İstanbul'a bir şey yapılmıyor. Bir çivi çakılmıyor. Abi İBB'nin 3 yılı bitiyor, 4'e girecek. Hizmetlerden memnun muyuz değil miyiz? Ya neyinden memnun olurum? Yok ki bir şey. Tamam. Aldığı paralar nerede? Onların hesabını versin bir kere bakalım. Son soru. Bu pazar sandığa gitsek oyumuzu kime vereceğiz efendim? Vallahi en iyi kim yapıyorsa ona vereceğiz. AK Parti'ye. AK Parti'den başkasına var mı? Neden AK Parti? Verelim. Neden AK Parti? Neden AK Parti? Her günü gururlanıyor. Türkiye yaptığı için. İkamet neresi abi? Güngören. Değişim lazım değil. Milli gelire en önce sen geliyorsun, tahmin ediyorum o köprülerden. En önce sen hastaneye niye gittin? Sadece milli geliri boş ver. Bütün köprüler, otoyollar, uçaklar, siyahlar, bunlardan insan gurur duyar ya. Bunların hepsine yok dediniz siz. Değişim ya. Lazım mı dediniz? Yok dedi. Hepsini kapatacağız, mahvedeceğiz. Ama bana konuşun. Değişim ya lazım mı dediniz? Konuşmaya gerek yok. Tuttuğunuz tarafların üzerinde. Değişim lazım mı değil mi abi? Değişim. Değişim lazım değil. İmamoğlu'nun hizmetleri memnun musun değil mi? Değil, memnun değilim. Seçim olsa kim? Yalan konuşuyor. Seçim olsa reise veririm, AK Parti'ye veririm. Emekli maaşımla Sivas'a gidemiyorum. Sivas'a gidemiyorum. Hey yavrum hey. He. Sivas'a gidemiyorum ben. Haydi gidelim bakalım. Ya. Bir gezelim bakalım. Emekli maaşı kaç var, emekli maaşı? Yer kuyruk. Neyi? Ya geç bunları beraber. Geç. Üretim yok, üretim. Üretim yok. Nerede üreteceksin? Çiftçiye koydun kota, mazot. Burada adam bir dakika. Aç mı duruyorsun? Bir dakika. Aç görüyorum. El hareketi yapma. El hareketi sakın yapma. He. Neyi? Bir dakika hep konuşma. Vatanın var, vatanın işte var. O vatan Suriyelilerin vatanı. O vatan Suriyelilerin vatanı. Onlar gibi mi olmak istiyorsun? İşte onlar gibi olmak istiyor musun? Ben ülkemde var ya. İstiyor musun? Ben ölüyorsam çocuğum ölsün. Çocuğum ölüyorsa ben ölürüm zaten. Tamam, onlar gibi olmak istiyor musun? Ya onlar niye geldi buraya? Niye geldi? He? Göç politikası yanlış diyor. Hay yavrum hay. Ben Hurdalık bu Türkiye. Sen neyin peşindesin? Sen neyin peşindesin? Onu söyle. Bir saattir izliyorum dayı. Dayı doğruları söylüyor. Niye yalan söylüyorsun? Ekmek kaç para ekmek? Kaç para? Sen neysin? Ben söyleyeceksin. Kaç para soruyorum? Ekmek 3,5 lira. Aç mıdır? Aç olan var mı? Sen mi yaptın? Aç olan var mı? Aç olan. Ben mi yaptım? Sen ne diyorsun? Dayıya kızıyorsun şimdi. Dayı diyor ki hayat pahalılığı var diyor. Hep size ne kadar kolay. Ben senden fazla AKP'liydim. Senden fazla AKP'liydim ben. Anlıyor musun? Senden ben fazla AKP'liydim ben. Ben Sivas'a gidemiyorum emekli maaşımla. Bir de hastaneye dönmüyorsun. Git de gör vermiş olduğu hizmeti. Ne kardeşim vermiş olduğu hizmeti git de gör. Git de gör. Hangi hastanede hizmet? Hangi hastanede hizmet var? Söyle. Şarkılay'a git de gör. Geçmediğin köprüye para ödüyorsun. Geçmediğin yola para ödüyorsun. Senden benden çıkıyor. Benim paramla yapamadım hastane. Hastaneyi benim paramla yapmadın mı? Kimin parasını yaptın? Bir dakika. Konuşmayacaksın. Ya yolu niye kim istedi biliyor musun? Avrupa istedi yolu. Yolu köprü Avrupa istedi. Araba satacak bu ülkeye. Bu arabaya ülkeye araba satacak. Abi değişim. Ben her şeyi biliyorum bu vatandaş. He. Değişim lazım mı değil mi? Ney? Değişim. Değişim çok. Önce vakıfların parasını kesti. Büyükşehir. Vakıfların parasını kesti. He. İmamoğlu'nun hizmetlerinden memnun musun? Memnunum. Seçim olsa kim oy vereceğiz? İmamoğlu'na vereceğim. İkamet neresi efendim? He? 1 numaralı da AKP'liyim. Kağıthane'de oturuyorum. Ve Sivaslıyım. İmamoğlu'na vereceğim. Abi çok kızgınsın. Galiba ekonomi zora soktu seni. Çok zor değil mi? Evet. Ben ekmek almak için, çocuklarımı okutabilmek için emekliyim. Burada çalışıyorum ikinci bir işte. Ya. Bir insanın kültürü olmayan insan zayıf insandır. Zayıf. Bırak. Abi değişim lazım. Bırak sakın ha. Değişim olarak tek çare halkındır yani. Halkın iradesi bunu gündeme getirecek, tepesine koyacak insanlar. Bitti. Efendim AKP mi veriyor? Devlet veriyor. Efendim hangi devlet? Nereden alıyor devlet? Nasıl devlet? Nereden alıyor? Nereden? Ya. Devlet nereden alıyor? Efendim bana veriyor. Efendim büyükşehir bana 1 lira devlette cebine para giren yok. O gelene kadar. O gelene kadar kim niye vermiyordur? O gelene kadar acından ölüyor. Sen bir kere geç onu. Burası Türkiye Cumhuriyeti'nin topraklarıdır. Kimse bunu satamaz. Ya şimdi onu boş ver. Sen şimdi. Abi İmamoğlu'nun hizmetlerinden. Ya ne Erdoğan'ı ya? Erdoğan. Aç geziyordum. Erdoğan'ı. Kimse niye vermiyordu? Niye? Ben abi büyük şey. Abi bana konuş. Bu toprakları Erdoğan mı kazandı bize? Bizi Erdoğan mı kazandı? Ben şimdi Erdoğan'ı savunmuyorum. Sen Erdoğan diyorsun. Ben Erdoğan demiyorum. Bak şimdi. Erdoğan gelene kadar kimse. Abi büyükşehir hizmetlerine memnun muyuz? Sen her şey ya. Biz bu ülkeden şu anki ortamdan memnun değiliz arkadaşlar. Siyasi bir değişim lazım mı değil mi? Siyasi değişim, AK değişim mi? Öyle görünüyor. İmamoğlu'nun 3 yıllık hizmetlerinden memnun musunuz değil misiniz? Yani bence güzel. Bu pazar seçim olsa kim oy vereceğiz? Bu pazar oy olsa yani bence Selahattin Demirtaş bu ülke. İkamet neresi abi? İkamet İstanbul. İçe. Esenyurt. Yani 20 lira AK Parti var. Değişmeli mi, değişmemeli mi? Bence değişmemeli. Devam etsin diyorum. Devam etsin diyorum ben. Tamam. Peki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın 3. yılı dolacak 23 Haziran'da. 4. yılına girecek. Çalışmalarından memnun musunuz, değil misiniz? Ne düşünüyorsunuz? Memnun değilim. Ne eksik mesela? Ne eksik? Her şey eksik yani. Bir şey yapmıyor ki. Her şeyden bir şey söyleyeyim mesela ne? Her şeyden öyle gelin şöyle. Bir somut bir şey söyleyeyim. Otobüsler mi çalışmıyor, tramvay mı çalışmıyor, su mu akmıyor, çöp mü toplanmıyor, bir şey söyleyin. Bana göre devam etmiyor işte. Yani işte yapsınlar diye yani eksikliği varsa vatandaşın gözünden biz tarafsız soruyoruz yani ne eksik mesela yapsınlar diye soruyorum. Art niyetim yok. Benim de art niyetim yok yani. Yani aklınıza gelmiyor. Yok. Ben AK Parti'ye veririm. Adalet ve Kalkınma Parti. Evet. Nerede oturuyorsun? Kasmanpaşa. Bir daha tekrarlar mısınız? Ülkemizin bir siyasi değişime ihtiyacı var mı yok mu? Yani AK Parti 20 yıldır var. Devam etmeli mi, değişmeli mi? Ne düşünüyorsunuz? Ya şimdi hemen cevap vermek zor. Buna da çok. Onu da diyebilirim. Buna cevap veremem, düşünmedim. Daha kararsızım. Yani illa biz bir cevap istemiyoruz. Yani bir fikrinizi beyan edebilirsiniz. Ya değişim derken bazı şeyler, şimdi ben ortaya konuşuyorum yani, ne oradan ne buradan kimse değişim derken yani her şeyin değişmesine siz de yanlış konuşuyorsunuz yani. Her şeyin değişmesini istiyorsan. Her şey demedim ben. Dedim ki siyasi bir değişime. Demokrasi falan biraz daha iyi olmalı. Düzeltilmeli, iyi olmalı. Bu sahillerde gençlerin barınakları var ya, çay, kafe. Hı. Buraların çoğu kaldırıldı, yok. Halen de yok edilmeye çalışılıyor. Yani gençler evde kavga yapıyorlar. Sahilde böyle çok büyük sahiller var ya böyle. Sosyalleşsinler diyorsunuz olsun. O sahillerde böyle kafeler olmalı mı? Olmalı. Yani içki şeyinde demiyorum yani. Alkollü şeyinde demiyorum. Ona ben de karşıyım. Yani orada bir gençler arasında bayağı bir. Ama işte onlar ona sahipleniyorlar. Normal vatandaşı yürütmüyorlar diye Büyükşehir daha önce kaldırmıştı Kadir Topbaş zamanında. Bura benim, sanki özel mülkü gibi vatandaşı geçirmemeye, çay içmesen oturamazsın. Yani biraz baskı olma, büyük şeyler hepsini kaldırdı birçoğunu. Yani o denilmiş. Ya büyük şeyler, yani şimdi işte gene aynı şeyi konuşuyoruz. O konuda kararsızsınız. Diğer soru efendim. Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu'nun 3. yılı bitecek bir süre sonra 4. seneye girecek. 3 yıllık çalışmalarından memnun musunuz değil misiniz efendim? İmamoğlu'nun. Ha, İmamoğlu'yla ilgili değil mi? Evet. 3 yıl bitiyor 23 Haziran'da 4'e girecek. İmamoğlu baktığınız zaman böyle yani yapı, karakter, davranış, insanlığa karşı tutum çok iyi gözüküyor ama biraz daha böyle eskimesi lazım yani, daha iyi o. Biraz çalışması lazım. Ha, çalışması lazım. Ben görmedim, memnunum. Şimdi hizmeti görüyorsunuz. Ama yani hakikaten gerçekten yani çok aklı başında, fizik olarak yani böyle biraz insan milliyetçi olması lazım. Orada burada gidiyor böyle konuşuyor, ödüyor. Bu işte genel seçim. Evet. Ya işte birkaç değişim olması lazım Türkiye'de. Eğer şu anda yani direkt onu seçeyim, bunu seçeyim, ben şahsıma konuşturmuyorum. O daha iyidir, bu daha iyidir. O seçim yaklaştığı zaman şey yapıyorsun. Efendim, ülkemizin siyasi bir değişime ihtiyacı var mı yok mu sizce? Bence var gibi duruyor şu an. Var gibi duruyor, değişmeli. Evet. Diğer soru, İmamoğlu'nun 3. senesi bir süre sonra bitecek, 1,5 ay sonra 4'e girecek. 3 yıllık çalışmalarından memnun muyuz değil miyiz efendim? Şimdi İmamoğlu yeni geldiği için biraz süre vermemiz gerekiyor bence. Hani yeni geldi. Bir de ekonomik krize geldi denk. Pandemi falan. Evet. Bir seçim hakkı daha hak ediyor yani. Bir fikriniz yok o zaman şu an. Bak, memnun ya da memnun değil. Memnunum ya. Memnunsunuz. Tamam, memnunum dediğim gibi işte yani. Tamam. Biraz süre vermemiz de tabii. Doğru. Biraz süre vermemiz lazım. Yeni geldiği için tabii. Ya şu an CHP olarak düşünüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi. Evet. İkametimiz neresi? Ben Sultan Gazi'de. Ben Atatürkçüyüm ben. Tamam. Sen Atatürkçüysen. He. O zaman değişsin. Ben Atatürkçüyüm, Atatürkçüyüm. Atatürk'ü biraz anlat. Atatürk deyince aklına ne geliyor? Sen oralısın zaten. Dedenden oradan geldin. O size kurban olayım ben. Atatürk deyince aklına ne geliyor? İnan ki şu anda Allah dese onu canlandıracağım, Türkiye getireceğim, 25 yaşında yapacağım. Canını verirsen ona kurban ederim. Şu anda da Türkiye benim elime geçerse İstanbul'u seviyorum. Komple İstanbul'u boşaltacağım. Güneydoğu, Anadolu köyleri var. Fabrika, apartman, evsiz, işsiz bırakmam. Burada İstanbul'da sadece deniz kalacak. Topkapı, Taksim Meydan, Bağcılar Meydan, Erbekir Camii hazine var. Bakırköy hazine var. Karşıda Çamlıca'da villalar var. Sadece deniz kalacak, onlara toplatacağım, getireceğim. Bir de Türkiye seçim olmayacak. Diye soru. Ekrem İmamoğlu'nun hizmetlerinden memnun musun değil misin? Oo, memnun olu, kurban olayım ona, kurban. Oo, benim canımdır canım. Bir belediye kalmadı, gitmedim. Senetlerimi, gerçekleri savcılıkta, fotokopileri bende, dosya numaram var. Avukatın kim? Diyorum bana para vermeyin, iş vermeyin. Belediye başkanı iş adamı işini görüyor, sözü geçer. Bu kadına iş al beni. Senin nakil kağıdın ablanda, Bağcılar'da gittim. AK Parti içeri bile almadılar. Tamam, son soru. Bu seçim olsa kim oy verecek? Şişli'ye gittim. Tamam. Şişli'ye gittim. Tamam, 100... Bu seçim olsa kim oy verecek? Seçim olsa. Yani ben Atatürkçüyüm, Atatürkçü. CHP evet. Ben ona... Nerede oturuyorsun? Oo, ben mi? Valla ben de dolandırıldım canım. Nerede oturuyorsun? İkamet. Hastahanede kalıyorum. Var. Değişmeli. Evet. Peki Büyükşehir'in 3. yılı dolacak, 4'e girecek. 3 yıllık hizmetlerinden memnun muyuz değil miyiz? Memnunuz. Bir nebze de olsa memnunuz. Daha öncekilerden daha iyi gibi geliyor insanlara. Memnunuz. Son sorum da şu efendim. Bu pazar günü bir seçim olsa oyumuzu hangi partiye vereceğiz? Vallahi hiç vermemeyi tercih ederim abi. Peki nasıl ederim? Daha iyisini gördüğümüz bir insanım yok ki. Siz vermezseniz, ben vermesem neyle yönetileceğiz? İşte yönetilecek şekli de göremiyoruz. Yani önümüz, ama şöyle söyleyeyim, Fatih Erbakan'a verebiliriz. Yerine Refah Partisi. Evet abi. Fatih Erbakan, aynen öyle abi. Fatih Erbakan'a verilebilir gerçekten. İkamet nerede abi? Milli en azından babası gibi. Aynen öyle abi. Benim mi abi? Ateşehir. Tabii ki ya. Nasıl? Hemen değişim diyorsunuz. Hemen değişim ya. Mahvolduk ya. Bittik tamam. Ya. İBB'nin 3. yılı dolacak 2 ay sonra 4'e girecek. Hizmetlerden 3 yıllık hizmetlerinden memnun muyuz değil miyiz efendim? İmamoğlu. Valla yani beklendiği gibi olmadı yani. Daha iyi olabilirdi. Mesela ne bekliyorduk? Pandemi var, Ankara, ekonomik kriz var. Ankara'ki gibi olabilirdi. Ankara ne yapmış? Yani bir Melih Gökçek mesela. Melih Gökçek yok, o gitti. Hayır Melih Gökçek yaptıklarını ilk önce şey yapmıyorlardı mesela o Ankara'daki Anka Park filan. Ama şu anki belediye başkanı gayet başarılı. Eski belediyenin yaptığı yanlışları söylesin. Tabii. O zaman başarılı mı başarısız mı her şeye rağmen? O için yazacağız. Yani bence AKP'ye göre çok iyi başarılı. Hiç olmazsa şeffaf. AKP'ye göre başarılı. Tabii ki. Teşekkür ederim. Son soru da şu efendim. Bu pazar seçim olsa oyumuzu hangi partiye vereceğiz? Valla AK Parti dışında hepsine veririm. Bir tane söylemeniz gerekiyor. Ben HDP, Selahattin Demirtaş'a veririm. Tabii ki. Neden HDP? Ben Kürdüm, Kürt asıllı bir insanım. Yani hiçbir zaman Kürtlere bu ülkede hiçbir hak hukuk verilmedi. Her zaman Kürt kimliği tarafından hor görüldü. 2. sınıf muamelesi görülüyor. Gördüğünüz gibi burası yani Türkiye ama her tarafta yabancılara ve Araplar özellikle tabelalar. Yani her zaman 3. sınıf, 4. sınıf. Yani en son biz insanız. Vallahi parti var, değişmeyelim, tamam. Yani siyasi partinin değişmesi ne konuda değişecek? Ya mesela AK Parti kaybetsin, ne parti gelsin gibi düşünceniz var. Gelirse ne yapacak? Soruyoruz. Ha, geliyor. Şimdi 2000 yılına kadar yapılanlarla yapılmayanların farkında mıyız? Abi soru sormayın. Benim soruma cevap verin. Bak, tamam ben değişim var ya da yok. Değişim yok. Niye yok diyeceksiniz? Ha, niye yok diyeceksiniz? 1980 ile 2000 arasında ben çalışırken hastaneye gidip de bundan baş vereyim de bu hastanenin başında o zaman SSK'nın başında kim vardı? Belliydi. Bu ama şimdi efendim başında olma değil. Hükümet önemli değil mi? O zaman da bu mesela olmayan, şimdiki olmayan hükümetler vardı. Siyasi otorite önemli. Müdür değil diyorum. AK Parti iyi olmasa müdür ne yapabilir? Ben sayayım o zaman. Demirel vardı. Tamam. Ecevit vardı. Demek iyi değillermiş. Ha, değillerdi. Ben Samatya'ya gidince çalışırken sabah saat 4'te gidip de akşam 4.30-5'e kadar beklerim, sıra gelmez, bir gün sonra. Böylesi bir yönetim bu Türkiye'nin vatandaşını, Türkiye'nin ihtiyacı olan insanlarını tam olarak yetkiye sahip olduğu halde ihtiyaçlarını giderdi mi? Gidermedi. Efendim şimdi de şikayet var, randevu alamıyoruz, 8 ay veriyor, 5 ay veriyor, evde bekliyoruz diyorlar. Eskiden bekliyorduk, bir güne sıra geliyor. Vallahi ben şimdi MHRS'ye gittim. MHRS'ye al şimdilik, yarın kontrolüm var. Hemen aldınız. Hemen alıyoruz. Tamam. Alıyoruz. MHRS'ye gittim. MHRS'ye gittim. Bire 500 İmamoğlu'nun. Ya gittin sen Amerika'yla ne işin var? İngiltere'yle ne işin var? Senin gelip de işte kendi başkanınla zıt düşüp de kendi ihtiyacını yapacağına, kendi halkın, İstanbul halkının... Efendim özür dilerim, bir araya girebilir miyim? Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çamlıca Camii'nde hanımlar dedi ki kazandı, ne yapacağız dedi. Dedi ki topal ördek yapacağız dedi. Cumhurbaşkanı mesela kendisi söyledi. Neyi topal ördek yapacağız? Dedi ki İmamoğlu kazansa bile biz onu topal ördek yapacağız. Meclis çoğunluğu bizde dedi. Doğru bir şey mi? Gelsin İmamoğlu gelsin, İmamoğlu gelsin. Geldi mesela öyle söylüyor. Topal ördek yapacağız dedi. Ya arkadaş tamam da güzel konuşuyorsun da bugün sen o kar mevsiminde yollar kapanmış, her taraf o vatandaş yollarda 20 saat, 24 saat sokakta kaldın. Sen önce halkına, kendine güvendireceksin. İçinde olacaksın. Memnun muyuz değil miyiz? Büyükşehir hizmetine memnun muyuz değil miyiz? Valla yapılan ortada. Büyük yani memnun olmadığımız ortada. Ben bir şey diyemeyeceğim. O günkü soru bugün cevaplanmaz. Yarın olsa. Ha, imtihan günü imtihana giriyorsun. İmtihandan sonra senin cevapların ortaya çıkıyor. Yarın olsa mesela. Yarın olsun ne fark eder? Ne fark eder? Söylemek istemiyorum parti. Bugün Türkiye'nin 35 yıldır PKK ile olsun. Efendim soru çok basit. Bu pazar seçim olsa o kime? O yoruma giriyor. Biz yorumunu yapmıyoruz. O ben kendime. O zaman şu an kararsız diyoruz. Teşekkür ederim. İkamet ederiz. Hangi için oturuyoruz? Nerede oturuyoruz? Ben mi? Levent'te oturuyorum. Levent'te bak, Beşiktaş mı oluyor? Beşiktaş, Kağıthane. Bizi düşman oldu adamı nasıl indiririz, nasıl yok ederiz diye uğraştılar. Uğraştılar mı? Evet. Uğraştılar. Ben işte bunları söylüyorum ama fakat siz bazı şeylere yani hemen şey etmeyin. Çünkü yok, bizim formatımız uzun olsa ben sadece konuşurum. Biliyorum, yani yayınlamıyorum nefesi boşa harcamamanız için. Doğru. Yok harcarım ben. Harcarım. Ben nefesimi harcarım. Teşekkür Çünkü ederim. Ben o zamanki olayları yaşadığım için o zaman 1970 ile 80 arasında yağ kuyruğu, tuz kuyruğu. Ben de hemen 80'leri biliyorum. 70'leri bildim de 80'leri biliyorum. 70'leri bilmiyor musunuz? Yok ben. Ya rahmetlik babam. Ben 72 doğumlu nasıl bileceğim? Ha doğru. Rahmetlik babam gece saat 4'den kalkardı köyden de kazaya gider. Buyruğa girerdi. Ya, tuz, şeker buyruğuna girerdi de adam bitti diye gönderirdi. Ondan sonra bir gün sonraya kalırdı. İşte o zaman para vardı. Kuyruk şimdi para yok. Kuyruğa para da yok diyorlar. Para yok. Para yok değil mi? Ya 200 lira. Mercedesler. Şu trafik ne? Şu trafik. Sen şimdi buradan efendim mesela... İstanbul'un nüfusu 20 milyon. Niye %20 milyon nüfusu var diye. 20 milyon aç mı? Aç değil bak. Çünkü... Dinlemediniz ki beni. Bir dinleyin. %10'u zengin olsa bu yolları doldururlar. %80'ini soruyoruz biz. Yani %20 tabii ki zengin olur. Ya şimdi bugün Hindistan'ın nüfusu 1.300.000, %10'u zengin olsa 230 bin lira. O genele bakmak lazım. Yani doğru. Çünkü sizi de sizi de ben anlıyorum güzel kardeşim. Sizi de anlıyorum maalesef. Bugün söz verenler var ama. Ülkede bir sıkıntı var. Ya ülkedeki sıkıntı ne biliyor musunuz? Şimdi ben senin peşinden atıyorum. Sen başkasının peşinden atıyorsun. Bu olmayacak. Sen önce dış güçlere karşı geleceksin, diyeceksin ki arkadaş tamam içimizde birbirimizle anlaşamıyoruz. Birbirimizle bazı sorunlarımız var. Bunları kendi aramızda yapalım da ama fakat dış güçlere biz fırsat vermeyelim diyecekleri yerde ya Amerika bu seçimden önce Amerika'dan gidip de 3 milyar doları alan kim idi? Kimidi? Seçim varken kimidi? Kimidi? Söyleyin işte ben bilmiyorum. İşte şimdiki muhalefet. Muhalefet neye muhalefete kredi versinler ki? Muhalefet iktidar değil ki. Muhalefete hangi ülke kredi veriyor? Seçim vardı. Dedi Amerika'da. Trump ne dedi? Söz mü verdiler yani? Trump ne dedi? Sen dedi kazanırsan dedi bu parayı ben almayacağım dedi. Yok etti. Devletin bütçesinden gitti mi o para? Şu anda gerek yok. Gerek yok. Peki. İBB'nin 3. yeri doluyor, 4'e girecek. Memnun muyuz İmamoğlu'ndan? Nereye girecek? İmamoğlu'nun 3 yıllık hizmetlerinden memnun muyuz değil miyiz? Valla ondan ben memnun değilim. Ne eksik? Eksik ne var efendim? Ya, o kadar çok ki anlatamam vakit yetmez. 12 tane sana. Ne eksik? Ya eskiyle yeniyi kıyaslıyorum. Şu anda dikkat ettim sahiden beri. Yani bütün kazılan yere olduğu gibi duruyor. Eskiden böyle bir şey görmedim. Benim yaşım 73. Çalışma yok. Peki efendim bu pazar günü bir seçim olsa hangi partiye oy vereceğiz? Genel seçim. Hangi partiye mi? Evet efendim. Valla ben on binlerce talebi MHP olarak yönettim. Fark etmez. AK da olur, MHP de olur. Gerisi hikaye. Fark etmez. İkamet neresi? Hangi ilçe? Efendim? İkametimiz hangi ilçe? İlçe? Evet. Benim mi? Bayrampaşa. Siyasi bir değişime ihtiyacı var mıdır yok mudur efendim? Yoktur. Büyükşehir'in 3. yılı doluyor İmamoğlu'nun 4'e girecek hizmetlerden memnun muyuz değil miyiz? Değilim. Ne eksik efendim? Ya değişen bir şey yok ki zaten. Değişme güzel demek ki devam sıkıntı yok. Nasıl yani yenileşme değişme yok yani. Değişme yok memnun değiliz. Hı. Yeniden refaha veririm. Doktor Fatih Erbakan. Tabii ki. Neden Doktor Fatih Erbakan efendim? Yeni, samimi, hasbi. Kaynak paketi var. Yani projeleri var. Havası değil, projeleri sağlam. Projeleri doğru. Mantıklı, üfürmüyor. Peki efendim hangi ilçede ikamet ediyoruz? Aksaray'da. Biz haberi masa başında değil, sokakta, caddede, çarşıda, pazarda yaşayarak yapıyoruz. Siz de İstanbul, Türkiye ve dünyanın gündemini istanbultimes.com.tr'den takip edin, habersiz kalmayın. Haydi, hemen tıkla.